Balık Sokası'ndan merhabalar. Olta takımı yapımı hakkında bu videomuzda bilgi vermeye çalışacağım. Her oltada bulunan temel malzemelerimiz bunlar. Kurşun, fır döndüğü klips, fır döndüğü, delikli iğne, pala, uzun pala iğne. Bu gördükleriniz de daha önce görmeyenler için söyleyeyim, stoper. Bunları nasıl bağlayacağız takımımıza, bunu göstereceğim. Şöyle söyleyeyim önce, bu gördüğünüz fır döndü. Klipsle birleştiriyoruz. Klipsle fır döndü aynı şekilde bağlanır. Üçlü fır döndü aynı şekilde bağlanır. Onun dışında gördüğünüz gibi fır döndülü kurşun aynı şekilde bağlanır. Bunların hepsinin ayrı videosunu çekip sizi sıkmak istemiyorum. Genel bir anlatım yapacağım. Bunu bağladığımız şekilde diğerlerini de bağlayabilirsiniz. Hemen sizi bekletmeden videomun yapım aşamasına geçeyim. Önce fır döndüğümüzü bağlayalım, klipsimizi. Halkamızın içinden geçiriyoruz. Geçirdikten sonra yapacağımız işlem çok basit. Şu gördüğünüz kısa olan bölümü ana beden etrafından 5 kere çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere çevirdikten sonra, bakın şurada bir tane halka var. Şöyle göstereyim. Şurada bir halka var. Bu halkanın içinden geçiriyoruz. Bu halkanın içinden geçirip sol elle tuttuktan sonra şurada bir halka daha oluşacak. Onu görüyorsunuz. O halkanın da içinden geçiriyoruz. Sonra sol elle tutup sağ elle çekip sıkıştırma işlemini yapıyorum. Bunu tekrar göstermeyeceğim. Eğer herhangi bir sıkıntı yaşarsanız kanalımızda zaten fır döndü iğne nasıl. Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. Bağlanır videolarımız mevcut. Oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Elimden geldiğince açık yapmaya çalıştım yine de. Fır döndüğümüzün bağı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer bağa gelelim. Diğer bağımızda kurşun nasıl bağlanır? Kurşunu bağlayalım hemen. Kurşunu şu şekilde delikten geçirip bağlamıyoruz arkadaşlar. Kurşunun bağı daha farklı. Kurşun bağlamak için önce kurşun bölümü açmanız lazım. Kurşunu takacağınız bölüm için şöyle ikiye katlıyorsunuz. İkiye katladıktan sonra çocuklukta öğrendiğimiz düğümü atıyoruz bir kere. Sonra içinden bir daha geçiriyorum. 2. Sonra bir daha geçiriyorum. 3. 3 kere içinden geçirdikten sonra çekip sıkıştırıyorum. Yani çocuklukta attığım düğümü 3 kere içinden geçirip attım. Fazlalığını alıyorum. Kurşunu takacağımız bölümü oluşturmamız gerekli öncelikle. Sonra iki aşamalı. Önce misineyi kurşunun içinden geçiriyoruz. Sonra kurşunu misinenin içinden geçiriyoruz. Misineyi kurşun içinden geçirdim. Sonra kurşunu misinenin içinden geçiriyoruz bu şekilde. Sonra çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu bağımız da hazır. Şimdi diğer bağımıza geçelim. Ucunda delik olmayan palamızı bağlayalım. Tekrar söyleyeyim, bu gösterdiğim düğümler en kolay düğümler. Daha farklı, daha sağlam düğümler de mevcut. Bunlar da sağlam gerçi de bunların biraz daha zorları var. Onlar kanalımızda mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. İğne bağlamak için yapacağımız işlem şu. İkiye katladık. Tekrar edeyim son kez. İkiye katladık. İğnemizi şu şekilde koyduk. Sonra şu 1, 2, 3 bölümü aynı anda tutuyorum. Tuttum. Balığa çıkmadan önce balıkzokası.com'a uğramayı unutmayın. Tuttuktan sonra ne yapacağız? Şu gördüğünüz bedeni misinemizin ucu ve iğnemizin etrafında 5 kere çeviriyoruz. Bu işlemi yaparken dikkat ediyoruz. İkisinin etrafında da dönmeli. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere çevirdikten sonra sol elle tutuyorum. Sağ elle şu misinemin ucunu çekiyorum.
aşağı indiriyoruz şunu. Aşağı indikten sonra sıkma işlemini yapıp fazlalığını alıyoruz. İğneyi de bu şekilde bağlıyoruz. Anlamayanlar bir geriye sarıp tekrar izleyebilirler ya da tekrar söylüyorum, kanalımızda videolarımız mevcut. Her bir malzeme için. Delikli iğne. Delikli iğneyi nasıl bağlıyoruz? Delikli iğne görüyoruz. İkiye katlıyoruz önce. İkiye katladıktan sonra tutuyoruz şuradan. Sonra bu ucunu delikli iğnenin deliğinden geçiriyoruz. Bu birinci aşama. İkinci aşamada düğüm atıyoruz. Çocuklukta öğrendiğimiz geleneksel düğümümüzü. Şöyle attık. Üçüncü aşamada şu halka, oluşan halkanın içinden iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar edeyim. Şu halkanın içinden iğnemizi geçireceğiz. Geçirdikten sonra sağ elimle iğneyi tutup sol elle yavaşça çekiyorum. Sıkıştı. Fazlalığını alıp hemen işimi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir bağlama yöntemi. Hem kolay. Son olarak olta takımlarımızda şöyle göstereyim. Şamandırayı tutan stoperlerimiz mevcut. Bu stoperler aynı zamanda gezer kurşunları tutmak için de kullanılıyor. Bilmeyenler için onu da gösterelim. Önce şamandıramızın ucundaki halkadan geçiriyoruz. Sonra şamandıramızın hareket etmesini engellemek amacıyla bir adet stoper takıyoruz. Stoperlerin ucunda küçük bir delik mevcut. Maalesef çok çok küçük olduğu için kamerada göremeyebilirsiniz. Şurada hemen küçük bir delik mevcut ucunda. Oradan sinemizi geçiriyoruz. Sinemizi geçirdikten sonra şöyle tutuyoruz. Sağlam bir şekilde. Sonra stoperi itiyoruz. Sonra sol elimle çekiyorum. Yani bu misinin üzerine attım. Kırılan yere, şuradan misinemiz kırıldı. Orayı kesip atıyoruz. Evet, stoper de bu şekilde kullanılıyor. Yani stoper şamandıranın yukarı çıkmasını engelleyecek. Bu yeni tip şamandıralar. Geleneksel şamandıralarımızda stopere ihtiyaç yoktu. Bunlar daha kullanışlı. Stoperle kullanıyoruz. Şöyle bir fazlalığını alıp gösterelim. Yani şuraya iğnemizi ve kıstırma kurşunumuzu kullanıyoruz. Onunla ilgili şamandıralı takım hazırlama videolarımız mevcut kanalımızda. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Farklı eklemek istediğiniz bir şeyler varsa da YouTube videomuzun hemen altına yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, rastgele.